Bugün Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu üyesi Simon Darunyan ile görüşeceğiz. Merhaba Sayın Darunyan. Arif, merhaba Western Armenia TV, Batı Ermenistan TV. Bugün Türk Devleti'nin genel sistemine değinmenizi isterim. Türkiye devlet yapılanmasını incelemek için geçmişine doğru bakmak gerekiyor. Bugünkü Türkiye kendisini ne kadar bir cumhuriyet olarak, farklı bir cumhuriyet olarak lanse de bir nevi Osmanlı'nın politikasının kendisine miras alarak o Osmanlı'nın dönüşümünü kendine miras aldı. Yani Osmanlı Türkleşti, Jön Türkler. Eğer Türkiye'nin devlet yapılanmasını iyice anlamak için tarihi iyice incelemekte yarar vardır. Osmanlı'nın işte, geçmişine baktığımız zaman Osmanlı bir beylik, küçük bir beylikken gelişen süreçlerde Doğu Roma, Bizans İmparatorluğu'nun İstanbul'u, Konstantinopel'i işgal etmesiyle beraber ve bir nevi Doğu Roma İmparatorluğu'nun bir mirasçısı olduğunu görmekteyiz. Yani bir nevi Müslüman Doğu Roma'nın devlet yapılanması. Çünkü Osmanlı bir dini hiyerarşiye sahipti. Hakim millet ve tabi millet anlayışına sahipti. Osmanlı bir küçük beylikken imparatorluğa dönüşmesi, bunu Doğu Roma İmparatorluğu mirasını konarak bir imparatorluğa dönüştü. Ve gelişen süreçlerde işte Batı Ermenistan'ı işgal ederek 1512-14 süreçlerinde başladı. Gelişen süreçlerde büyüdü, küçük, küçüktü, büyüdü ve gittikçe çöküntüye doğru yol açtı. Osmanlı'nın 1878 dolarlarına bakmakta yarar vardı. O süreçlerde İngiltere'nin artık denetiminin altında olduğunu görmekteyiz. Ve İngiltere'nin isteğiyle, kışkırtmasıyla Osmanlı Çarlık Rusya savaş açmıştır. 93 Harbi olarak bilinen. Ve bu savaşta yenik düşmüştür Osmanlı. Ayasofya'nız Yeşilköy olarak bilinen İstanbul'un bir kendi kasabası ne kadar ilerlemiş ve doğuda da Batı Ermenistan, işte Erzurum Garin'e kadar gelmiştir. Böylelikle Ayasofya'nın Yeşilköy Anlaşması'nı Çarlık Rusya ile yapmıştır. Bundan memnun olmayan İngiltere ve Osmanlı'da Osmanlı yönerinde destek öneride bulunarak Berlin Konferansı'na gitmiştir. Böylelikle Osmanlı'dan da ödünç olarak, hatta hediye olarak Kıbrıs'ı almıştır. Maksat Batı Ermenistan sorunu çözmemek için. Çünkü bunlar emperyal politikaları çakışıyordu. Çarlık Rusya'yla. Rusya'nın amacı sıcak denize inmek. İngiltere'nin amacı bölgeyi kendi sömürüsünde tutmaktı. İngiltere'nin bu politikası bugüne kadar devam etmektedir bölgede. Gelişen süreçlerde bütün arka siyasi politikası İngiltere'nin aktif bir rol aldığını görmekteyiz. Gelişen süreçlerde Batı Ermenistan'da Ermenilerin haklarıyla ilgili net bir sonuca varılmamış uluslararası arenada, çünkü burada İngiltere'nin pek isteksizliği vardır. Çünkü Ermenilerin orada bir güç olmasını istemez. O yüzden ki Osmanlı'yı soykırım yapmaya teşvik etmiştir. Osmanlı böylelikle Ermeni sorunu soykırıma yol açmaya götürmüştür. Bütün Ermeni kültürünü, bütün bağımsız olmadan uluslaşmış bütün değerlerini yok etmeye karar vermiştir. Ve bu yok etmeyle beraber aynı zamanda Jön Türk politikası
politikası da başlamış olmuş. Gelişen süreçlerde bu programlı, sistemli bir şekilde devam etmiştir. Tabii ki Abdullah Gül'ün politikasını İttihatçılar da devam etmiştir. Aynı politikayı, pan-Türkizm, pan-İslamizm politikasını devam etmiştir. Böylelikle Osmanlı Birinci Dünya Harbi'ne gidene kadar bu benzer politikalar devam etti. Ve Ermeni sorununu hep geciştirmekle hiçbir zaman samimi davranmadılar. Ve İttihat Terakki'nin başa gelmesi kendisine 1907'de başarmayacağını kesin oldukları için Taşnak Partisi'ni kendisine müttefik olarak anlaşma yapıldı ve bu yapılan anlaşma sadece Taşnak'la kendi çıkarları için kullanmak ama hiçbir zaman gerçekçi bir anlaşma olmamıştır. Kendi ideallerine ulaşmak için bütün Taşnakların örgütlüğünü kendilerine kullandılar. Bunu General Antanik kesinlikle bundan hiçbir zaman hemfikir değildi ve hoşnut değildi. Bu bir kandırma, bir anlaşma olduğunu, ittifak olduğunu görmekteydi. İttihatçılar ülkesine ihanet ederek Almanya'ya sığındılar. Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa. Osmanlı kesinlikle savaşı kaybetmiştir. Hiçbir kazanımları olmamıştır her taraftan. Bu savaşı kaybetmenin arbedelini Ermenilere ödemiştir. Örneğin Sarıkamış'a 90 bin askerin çıkartması ve orada soğukta donmasını, bunun bütün arbedelerini Ermenilere ödemiştir. Bunlar onların kesin planlı politikasıdır. Maksat bölgede Ermenileri yok etmek, Ermenilerin devletleşmesini engellemek. Çünkü Pan-Türkizm'e en büyük engel Ermenilerdir. Bölgeyi Batum, Bakü'ye kadar bölgeyi ele geçirmektir. Maksatları Orta Asya. Ama bunun Bakü'nün ötesine geçmediğini görüyoruz. Bütün hayalleri boşanıyor. Neden Bakü? Çünkü Bakü'da Bakü Gündürüz'ü şehirdir. İlk petrolü çıkartan Mirzoyan, Mantaşagan, Ermeni iş adamlarıdır. Maksat oraları ele geçirmektir. O kaynaklardan yararlanmaktır. Bu da arka planda İngilizlerin siyaseti olduğu kesindir. Bu politika bu şekilde devam etti ve kaybetmiş bir Osmanlı nasıl olur da Kurtuluş Savaşı başlatıyor. Bu Kurtuluş Savaşı hiç herhangi bir yedi düvele karşı gelen bir savaş olmadığı kesindir. Evet, savaş verildi. Bunu yerli halkı olan Ermenilere karşı, kendi ülkeleri Batı Ermenistan'da, Kilikya'da, Doğu Ermenistan'da, Ermenilere karşı, Ermenileri toptan yok etme girişimleri. Buna Kurtuluş Savaşı diyorlar. Politikayla bir Türkiye Cumhuriyeti'ne yol açmıştır. Örneğin Sevir'de eğer Türkiye samimi bir devlet olsaydı ve de bağımsız bir devlet olsaydı, Sevir'de tanınmış bir Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan, Ermeni devleti var. Aynı zamanda kendilerini pan-Türkist olmasına rağmen aynı zamanda Kemalist maskeli Kızılay kendini bir günde büründürmek, aynı zamanda kendi Kafkasya'daki partnerleri, o da Musavatlar'da bir günde Kızılay'la bürünmek. Maksat her yönde pay almak, maksat herkesi aldatmaktır. Abdullah Hamit ve günümüz Erdoğan'a kadar aynı politikaları sürmektedir. Röportajı özetleyerek Türkiye'nin neden bu kadar agresif bir politika izlediğini lütfen belirtin. Türkiye'nin böyle agresif bir politikanın benimsemenin altında geçmişiyle ilgilidir. Çünkü geçmişi soykırım suçu üzerine inşa edilmiş meşruiyeti olmayan bir devlet yapılanmasına. Bu böyle bir politikaya. Geçici olarak bir devlet
değişik güçlerle geçici bir anlaşmalar ve bu anlaşmaların artık 100 yıllık bir anlaşma olduğu kesindir. Bu anlaşmalar artık bitmek sürecine gelmiştir. Devlet yapılanmalar iflas etmiştir. Ekonomi iflas etmiştir. Ve artık kendi borçlarını ödemek zorluklarla baş başadır. Enflasyon dibe vurmuştur. Ve bugünkü kendi sömürüsü altındaki halk hiçbirisi bu konuda memnun değildir. Ama kendi despotik politikasıyla zorla her şeyi agresif bir şekilde kontrolü almak devam etmektedir. Ve bunu yaparak başarı elde edeceğini düşünüyor. Ve bu konuda yanılıyorlar. Bunu kesinlikle başaramayacak. Bunlar sadece bir süreliğine kullanılacak ve tarihe gömülecektir. Bu bir gerçektir ve tarihte de Osmanlı'nın yaptığı yanlış politika sonucu bu durum böyle oldu. İttihatçılar da ve Kemalist adındaki bugünkü genç Türkler, İttihatçıların devamı olan Kemalist zihniyeti de sonu artık yakındır. Artık sonu dibe vurmaktadır. Çünkü bütün komşularla sorun yapıyor. İçindeki kendi rejimi altında bütün halkı sömürüyor. Ve Ermeni karşıtı üzerine politikalarını sürdürmektedir. Kendi karşıtı olan herkesi Ermenidir. Herkes düşmanıdır. Düşmanı olan hepsi Ermenidir. Bugün bu suça, bu soykırım suçu, İttihatçı, Abdülhamitçi, Kemalist maskesiyle bu politikaların devam ediyor. Aynı zamanda bu İttihatçı Jön Türk bir başka ayağı da bunu Azerbaycan'dır. Çünkü Azerbaycan da soykırım suçlusudur. Musavat suç örgütü. Bunlar soykırım suçlusudur. İttihatçı bir zihniyete sahiptir. Ve bunlar Ön Asya'da Bakü'den tut İstanbul'a kadar bu bölgede sürekli Ermeni avına çıkıyorlar. Sürekli Ermenileri yok etme politikasını benimsemiştir. Ama ne yazık ki kısmi olarak Ermenileri yok etmişse genel olarak yok etmeyi başarmamıştır. Çünkü bugün Ermenistan Cumhuriyeti vardır. Aynı zamanda Karabağ Cumhuriyeti vardır. Ve bugün kendi devlet statüsü olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti vardır. Yani soykırımla Ermenileri yok etmeyi başarmayacaklar. Ama bu politikalarından artık vazgeçmek zorundalar. Ne yazık ki bu politikalarına ısrar ediyorlar. Yani yarım kalmış soykırımı hep devam ediyorlar. Ve böylelikle Ermeniler bütün haklarından artık vazgeçsin, hiçbir haklarını müdafaa etmesin, koyun gibi kesmeye, derzor yollarında hep böyle devam etsin. Burada kendileri yanılıyor. Antranik Paşa'nın ordusu, gönüllüler ordusu buna nasıl direndiyse, bugün Ermenistan ordusu var, Arzak ordusu var, Ermeni gönüllüler vardır. Kimse buna kesinlikle bu fırsat vermeyecektir. Ermenileri yok etmek politikasını başarmayacaklar. Bu agresif, bizi yok ederek kendileri var edeceği düşünüyorsak, kendileri kandırıyorlar. Kendileri birer kukla, devlet zihniyetine sahiptir ve bunu kesinlikle başarmayacaktır. Kendileri yok olacaktır. Bizi yok etse de kendileri yok edecektir. Bu suç ortaklarını devam etmek de hiçbir insanla faydalı değildir. Görüyoruz, bize yapılan zulüm dünyanın gözünün önünde, dünyanın suç ortaklığı çerçevesinde bunu yapmaya devam ediyor ve dünya, görüyoruz, denge bozuluyor. İnsanlık suçu işleniyor. Ama başarmayacaktır. Batı Ermenistan TV'sine bugünkü programa davet ettiği için, bu imkanı sunduğu için bütün ekibine çok teşekkür ederim. Saygılar. Röportaj için teşekkür ediyorum. Batı Ermenistan parlamentosu üyesi Simon Darunyan ile söyleştiğimizi hatırlatmak isterim. Görüşmek üzere.